Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer farklı bir proje değil, evet doğru duydunuz, projeyle değil bir taktik bir yöntemle karşınızdayım. Ve bu taktiği doğru uygularsanız çok güzel para kazanabilirsiniz. Yine iş içinde NFT ve yine Wax ağındayız. Tabi bir yandan da dediklerimi dikkatli dinlemeniz ve düzgün uygulamanız gerekiyor. Yoksa açgözlü bir şekilde davranıp yanlış hareketler yaparsanız burada da zarar edebilirsiniz. Ne peki bu yöntem? Haydi geçelim videomuza. Artık birçoğunuzun whitelist'in ne demek olduğunu bildiğinize eminim. Yine de bilmiyorsanız whitelist aslında bir beyaz liste. Yani ne anlama geliyor? Bir projenin satışında yer almak istiyorsanız o beyaz listeye girmeniz gerekiyor. Whitelist'e girdiğiniz zaman ya ön satıştan faydalanabiliyorsunuz, erken satıştan daha ucuza alabiliyorsunuz gibi devam ediyor özellikleri. Ama genel mantığı bir projenin ön satışında yer alabilme hakkı. Wax ağında da bu hakkı NFT ile sağlıyorlar arkadaşlar. Artık yeni popüler şekli bu. Eskiden cüzdan adresiniz tanımlanıyordu ama artık bu şekilde yapmıyorlar. Proje daha en başında bu whitelistleri NFT'ye dönüştürüp bunları ya satıyor ya da topluluğunda aktif olan kişilere veriyor. Burada da bize iki tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. Ya bu topluluklara erkenden girip aktif bir şekilde işte konuşup mesaj atıp paylaşım yapıp vesaire yapıp önceden dağıtılan whitelist'lere bedavaya ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Sıfır yatırımla bunu yapabiliyorsunuz ve whitelist'leri de ileride 10x katına satabiliyorsunuz. Ya da daha erkenden arkadaşlar uygun fiyatlara satılıyor. 50 Wax'a, 50 dolara bunları daha sonrasında çok yüksek fiyatlara satabiliyorsunuz. Ne kadar yüksek fiyatlar? Peki gelin şimdi örneklerle bakalım. Kingdom Clash oyunu zaten son zamanlarda duymuşsunuzdur. Hatta geçenlerde satışı oldu ama beklenen ilgiyi yakalayamadı. Fakat şimdi tekrardan bir çalışmalara başladılar. Hatta bununla ilgili testnet satacaklar. Neyse projede çok eskiden beri takip ediyoruz. Ne zamandan beri? Ta Ocak'tan beri takip ediyoruz. Hatta bununla ilgili ilk NFT'lerimi almışım ve ne kadar almışım? Bu üçüyle whitelist NFT'sine dönüştürebiliyordunuz bu üçünü aldığınızda. Toplam maliyetim 2, 3, 4 hadi şunlardan da 1.5 desem 5.5 dolara ben bunu satın almışım. Ve daha sonrasında bunu ne kadara sattım arkadaşlar? Şuralarda bir yerde sattık işte. Yani 80 dolara maksimum satabilirmişiz. 50, 70 dolar diyeyim. 60, 70 dolar. Direkt 10 katı kazandınız değil mi? Diğer yaptığımız şey. Örneğin neredeydi? Hemen birazcık aşağı inelim. Harmonia'yı da yine aynı zamanlardan beri takip ediyoruz. 10-11 dolar civarına satın almışız. Ve 10-11 dolara satın aldığımız şeyi şu yukarıdaki hype zamanında sattığımızda arkadaşlar çok rahat bir şekilde 90-100 dolar arasına satabiliyordunuz şu aralıktaki tarihte. Ne demek oluyor? Yine 10 katı yaptık. Goldmend'i zaten hepiniz biliyorsunuz. Videolarımı az buçuk seyrettiyseniz. Goldmend'in whitelist NFT'lerini en başından alsaydınız ne yapılacaktı? Örneğin şu Toolstrop'tan bakalım arkadaşlar. Toolstrop'ları çok rahat bir şekilde 29 dolara alabiliyordunuz. Ve daha sonrasında da rahat bir şekilde 250-290 dolar arasında yani yine 10 katı fiyata satabiliyordunuz. Diğer oyuna bakalım Sea Farms'a. Ne yaptınız arkadaşlar? 50 dolara aldınız. Bakın bunların hepsi oyunda kullanacağınız eşya değil. Oyunu oynamıyorsunuz bu arada. Sadece alsat yapıyorsunuz. En başta topluluktaki aktifliğinize göre bedavaya verilen ya da bir şekilde en başta ucuza satın aldığınız whitelist NFT'lerini daha sonrasında satış zamanında satarak olabildiğince risksiz bir şekilde para kazanıyorsunuz. Bunda ne kadar demiştik? 50 dolar. 50 dolarlığı sattığımızda ne kadar elde etmişiz arkadaşlar? Zaten otomatik olarak 600 dolar. Şu aralarda satsanız bile 450 dolar yani 500 dolar yine 10 katı kazanıyorsunuz. Warspace'i zaten daha önce göstermiştim ama bir daha göstereyim. 50 Wax'ı satıldı, 100 Wax'ı satıldı, 150 Wax'ı satıldı. Yani 10, hadi şundan alamadınız 17 dolarlıktan 34 dolarlığı aldığınızı varsayalım. Tepe noktasındayken arkadaşlar Warspace'e bakarsanız 1500 dolara çıktı. Yani bunu katmıyorum bile. Hani hayvan gibi kazandırıyor. Ve bundaki güzellik ne? Abi ROI çıkacak mı çıkmayacak mı? 10 gün ROI olacak mı olmayacak mı? Baştayken aktif oluyorsun. Bir şekilde projeleri kovalıyorsun, yakalıyorsun ki bunun yakalamanın kolay yolu da arkadaşlar genelde bizim Discord'ta bulunmak. Çünkü bir proje bulduğumuzda o projenin kanalını açıp gerekli Discord'larını vesairesini paylaşmaya çalışıyoruz. Bunun dışında da yapabileceğiniz diğer şeylerden bir tanesi de yine Twitter'da araştırmalarınızı yapmak ve Discord'da girdiğiniz oyunların Türkçe kanallarını, İngilizce kanallarını ve bir yandan da diğer oyun kanalları varsa oradaki chatlere de bak. Zaten davet, referans vesaire kasmaya çalışırken bir şekilde projelerden haberiniz oluyor ve en başta yakalayabiliyorsunuz. Ama bunları yaparken de şuna dikkat edin. Son zamanlarda çok fazla proje çıkmaya başladı ve bunların birçoğunun amacı artık vur kaç.
Nasıl Vurkaç? Örneğin son örneklerden bir tanesiyle bakalım. Discord'da biz bu oyunu da kanalına eklemiştik ama sonradan vazgeçtik. Ve vazgeçmemizin sebebi de güven duygusu oluşturmadı. Ve doğru çıktık arkadaşlar. Meta Galaxies adlı oyun. Neydi bu oyun hatırlarsanız, bu artı 18 yok içindeki paketten pay verecekti tüm holderlara vesairelere. Projenin sonucu ne oldu? Hop hemen bakıyoruz, this account doesn't exist. Discord'a giriyoruz, davet geçersiz çünkü her şeyi kapattı. Peki muhabbet ne döndü? Bu adamların kendisi Rus çıktı ve hiçbir şekilde whitelist ve verify almadan hemen o biz NFT'leri satalım derdine girdiler. Yani bir önce kilitleyelim kaçalım derdine girdiler ve böyle olunca da çoğu kişi de güvenmedi. Sadece iki tane satış yapıp iki kişiye kilitleyebildiler ve kaçtılar. Peki sizin dikkat etmeniz gereken şey ne olacak arkadaşlar? Ben nereden güveneceğim projeye derseniz, hemen şöyle yukarı çıktığımızda şuradaki kısım çok önemli arkadaşlar. Bu proje whitelist olmuş ama verify alamamış. Hemen geçelim diğer projeye. Bu proje whitelist olmuş ama verify alamamış. Bu proje whitelist olmuş ama yine verify alamamış. Diğerlerinden devam edelim. Bu proje tamamen hem whitelist hem verify almış. Bu proje whitelist almış ama verify olamamış. Ne anlama geliyor bu? Atomic Hub'dan whitelist alabilmesi için ortada bir proje olması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu projeyi oluştururken de, örneğin bu araba yarışı olur vesaire olur, içinde kullanılan içeriklerin, görsellerin başka bir yerden çalıntı olmaması gerekiyor. Yani ben Google'da araba yaptım, araba diye araba yaptım, oradaki hemen modeli aldım, kendi projemde kullandım. Atomic Hub bunları inceliyor ve duruma göre size whitelist veriyor ya da vermiyor. Ya da daha sonrasında whitelist'i de kaybedebiliyor. Eğer ortada gerçek bir proje varsa genelde whitelist alıyor zaten. Verify kısmı ise son onayı oluyor arkadaşlar. Sizin dikkat edeceğiniz nokta burası. Eğer bir proje hiçbir şekilde whitelist verify de almadıysa aman dikkat edin. Gerçekten dikkat edin. Zaten otomatik olarak burası kırmızı yanıyor. Ve bu proje whitelist verify değildir. Kendi riskinizle satın alın diye çıkıyor. Ve projelerin olabildiğince ne aşamada olduğunu, Atomic Hub'dan whitelist alıp almadığını, almadıysa ne zaman alacağını, ne durumda gidiyor gibi sorularınızı Discord'larda sorun. Oyun sahiplerine sorun. Diğer türlü ne olacak arkadaşlar? Siz girdiniz, baktınız, aa proje yeniymiş, ben hemen bunun whitelist NFT'sini alayım, 10 katını satarım diye oraya 10 dolar harcayacaksınız belki. Çok yüksek bir para olmayacak bu belki ama adam sizin 10 dolarınızı alıp kaçacak. O yüzden bunları da dikkat ederek bu yöntemi kullanmaya çalışın. Olabildiğince tüm riskleriyle, yapabileceklerinizle bedava yöntemleri de sizlere aktarmaya çalıştım bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.